güzel oldu. Daha yani da böyle olacak. Tamam. Vallahi başkanım Allah razı olsun. Hep yani alıyor, böyle yapalım bunu. Yani vallahi çok güzel oldu yani böyle. Ama çamurdan kurtardınız bizi var ya. Yani çok iyi oldu. Allah razı olsun. Havalarınızı gördüğünüz üzere. Hoş geldiniz. Sayın Bakanım. En azından çamur gitti. Rahatlık. İnsanlar geziyor rahat rahat. Ve iyi oldu yani. Bir de bir esprisi var yani. Bazıları tabii eleştirir ama genelde bir esprili bir şey yani. İyi oldu bence. Güzel. Önce şunu söyleyeyim, bir kere halk çok memnun, hepsi teşekkür ediyor. Bulduğumuz bu yeni uygulamadan dolayı, bunu bir yenilik olarak, bir fikir, bir proje olarak görüyorlar. Tabii biz de onlar mutlu oldukları için biz de mutluyuz. Çünkü istiyoruz ki halkımızın ayağına taş dokunmasın. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Tabii bu yol çok işlek bir cadde. Bunun altında çürümüş borular, su boruları, atık sular, kablolar, ondan sonra yani çok karma karışık bir yapı vardı. Ordu burayı yeniden kazanıyor. Çünkü içinde geçen su boruların hepsi çürümüştü. Buradan sağlıklı bir yapı hiçbir zaman olamazdı. Elektrik dahil olmak üzere bütün şeyler tam anlamıyla karma karışık bir yapı vardı. Burayı yeniden kazandırdık. Bu bizim çok zamanımızı aldı. Bunların deplase edilmesi, taşınması, yenilenmesi. Muhteşem bir birliktelikle çalışmaları oluşturduk. Şimdi üst yapı yapılıyor. Bunun ihalesi var. Burayı bir an evvel bitireceğiz. Ve burası ordumuz için çok önemli bir çekim merkezi olacak. Onu yapıyoruz. Peşinden Süleymanfele'ye geçeceğiz. Orada da yapacağımız çalışmalar var. Ordu Çambaşısı'yla, Boztepe'siyle, Yoruz'uyla, Kurulu'yla ve Yason'uyla, diğer ilçelerdeki yaylalarıyla büyük bir çekim merkezi oluyor. Bunun için de gece gündüz çalışıyoruz. Hatta halkımızı rahatsız etmeyelim diye gece yarısı el ayak çekilince çalışmalar yapıyoruz. Tabii zor bir iş ama biz daha evvelden ben İstanbul'da da İstanbul'daki İstiklal Caddesi'nin, Bağdat Caddesi gibi işlek caddelerin doğal gazlarını yaptık. İstanbul'un havasını temizledik, altyapısını yapmıştık. Şimdi sıra Ordu'da, memleketimiz güzel ordumuzda. Orayı güzelleştirmeye çalışıyoruz. Hem hasret gideriyoruz arkadaşlarla, hem selamlaşıyoruz. Şimdi bile gördüğünüz gibi iyisiniz, sağ olasınız. Dolayısıyla böyle güzel, iç içe, canlı bir çalışma ortamı. Bu da bizi mutlu ediyor. Yüzümüz gülüyor. Halkımızın yüzü gülüyor. Daha güzel bir ordu yapacağız. Tam netini soralım istersen. Bir 10 gün içerisinde ihalesi bitiyor. Evet. Ondan sonra bir 2 ay içerisinde, 2-2,5 ay tamam. içerisinde. Ben net cevap alalım. Evet. Üst yapı tamam. çalışmaları biter. Evet. Biter. Ondan sonra burada daha güzel çalışmaları birlikte hep beraber yapar konuşuruz inşallah. Bunun vallahi, için de söyleyeceksiniz. Vallahi zekanın sınırı yok. Esprinin de sınırı yok. Zaten bizim halkımız çok zeki. Gerekirse onu da yaparız. Tamam mı? Tamam mı? Burada bütün mesele mutlu olması, espriyle hayatımızı güzelleştirmemiz de lazım. Biz dediğim gibi halkımızı rahatsız etmeyelim diye, ayağına taş dokunmasın, çamur olmasın diye böyle bir çözüm üretti arkadaşlarımız. Biz de şimdi bundan sonra bunu espriyle daha güzel hale getireceğiz.